Değerli konuşmacılarımız ve katılımcılar, iyi günler dilerim. Ben Doktor Cem Uzun, Avrupa Bilim Editörleri Birliği, European Association of Science Editors'ün Türkiye Bölüm Başkanıyım. Haftaya devam edecek olan EASE'nin 14. Kongresi çerçevesinde uydu sempozyumu olan ve Türkiye Bölümü tarafından düzenlenen Akademik Yayıncılıkta Sürdürülebilirlik Sempozyumuna hoş geldiniz. Ülkemizde dergilerini geliştirmek isteyen, günceli takip eden, ileriki nesillere sürdürülebilir ve güvenilir bir bilimsel yayın ortamı bırakma arzusunda olan editörlere, dergi sahiplerine, yayıncılara ve yayıncılıkla ilgili tüm paydaşlara bu sempozyumun faydalı olmasını dileriz. Bu sempozyumdaki panellerde sırası ile sürdürülebilir kalkınma amaçları ile bilimsel yayıncılığın ilişkisi, toplumsal cinsiyet eşitliği, sağlıklı ve kaliteli yaşam ve çevre konularında akademik yayıncılığın sorumlulukları ve açık bilim, akademik dergilerin uluslararası standartlar, makale ve hakem bulma, finansal ve kurumsal açıdan sürdürülebilirliği, bu açıdan tüm paydaşların takım çalışmasının önemi ve uzmanlık derneklerin rolü, akademik dergilerin sürdürülebilirliği çerçevesinde yayın dilinin önemi, yayın dili değişmeli mi, ana dilde mi yayın yapmalı, dergi hedeflerin belirlenmesi, yayın dili değişiminde yayıncı ve dergi deneyimleri ve TR-Dizin kriterlerinde yayın dili ölçütü, bilimsel yayıncılıkta profesyonel hizmetlerin önemi, sorunları, maliyet kalemleri, açık erişimin avantaj ve dezavantajları, akademik yayıncılıkta internet tabanlı uygulamalar, tıbbi yazım danışmanlığı, copy editing ve dergi park konuları hakkında bilgi verilecektir. EASE Türkiye bölümü olarak değerli konuşmacılarımıza bize tam destek veren EASE Yönetim Kurulu ve Başkanı Sayın Duncan Nicholas'a, başta İbrahim Kara olmak üzere sponsorumuz Aves Yayın Evi'ne ve siz yayın katılımcılarımıza, siz değerli katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Paneller sırasında sorunuz olursa lütfen Questions and Answers Q&A bölümünden yazabilir misiniz? Konuşmaların bitiminde moderatörlerimiz soruları tartışmaya açacaktır. Şimdiden iyi toplantılar dilerim, saygılar sunarım. Sözü EASE Başkanımız Sayın Duncan Nicholas'a bırakıyorum. Duncan, it is your turn, please. Thank you very much, Cem. Thank you for having me today. It's fantastic to be here in advance of the conference and take the opportunity to give you a little insight into the recent activities of EASE and specifically how they relate to the regional chapters and what we have coming up past the conference. So for those who don't know me, just a brief introduction. I am Duncan Nicholas. I am the president of EASE. I've been a member of the society for around 15 years now and on council for the last 8 years. My background is in journal publishing. I've been managing editor for 17 years and independent consultant for the last 6 years, working on lots of journal development initiatives with publishers, societies, independent journals, organizations, kind of all sorts of activities, really, all of which informs the work that I'm doing with EASE, trying to create as many different communities to support as many different journal activities as possible. And that is kind of what I wanted to speak to you about today, about the activities of EASE and how they relate to regional chapters. So first off, it's fantastic that we have so many of these activities around the conference itself. 9 of these regional chapter events. The conference now has over 200 registrations, which is one of the biggest EASE conferences we've ever had. And I would like to say special thanks to the Turkish chapter for your conference poster submissions, Rania and Tuce especially.
hopefully I pronounced your names correctly, for submitting your posters and your videos. And we'll be publishing those poster presentation videos very soon. We'll let you know when they are online. And the growth of Ease in the last couple of years has been fantastic. I'm very proud of all of the work that the chapters have been doing, especially Cem with the Turkish chapter. The growth of that is amazing. And the progress that we've been making in establishing new communities and developing existing ones. Later this year, I would like to hold a meeting between all the chapter chairs to help share experiences and best practices and swap ideas and coordinate more activities going into 2022 and beyond. So for example, I've got a couple of slides to illustrate some of the things from my presentation. Not too many though. So for example, where is mine? I've got too many screens up. Let me try again. We have been providing member-only webinars as part of our enhanced benefits that we provide paying members. And these sessions are focused on topics such as editorial efficiencies, for journal management, reporting ethics, research integrity for editors, manuscript design, typesetting, document design, sex and gender reporting guidelines, and peer review. But some of these sessions we have repeated as dedicated sessions for our regional chapters, either at more convenient times, or with some specific details changed to suit the audience in the chapter, or in different languages as well. Local languages is not English. And that's definitely one idea that I would like to continue and develop. Later this year, we have sessions on open access publishing models and AI support for editorial processes. So for the chapter or from the chapter, I would love to hear requests for topics that would be relevant for you that we could host webinars on. So always keen to hear ideas on the types of sessions that you would like us to host for our members. The other, so aside from the conference and those webinar events, the other major project that we've been undertaking as Ease is a big redesign of the image, branding, style of the association and rebuilding the website. I will reveal more details at the members' meeting during the conference itself on Wednesday, but I wanted to give you as the chapter a little sneak preview of the logo badge system that we have created to be able to use in events like this to provide members of the chapter with a badge to identify themselves as part of Ease, to use in chapter activities and materials. So this here is our badge system and a little preview of what the new logo and the new style will look like. So we'll be giving the website a big makeover along with key resources, things like Science Editor's Handbook, all of our publications, toolkits for editors, authors, reviewers, and even more member exclusive benefits and resources. We are also putting together new working groups, new communities to focus on our publications and resources, diversity and inclusivity, sustainability and environment, and membership and outreach. Excuse me. It's a very noisy tractor just going past there. Sustainability and environment, which is the theme of the conference,
and also membership and outreach. And those will go alongside our existing peer review and gender policy committees. So I'd be very keen to hear from anyone that would like to be involved in any of those committees at all, or find out more information. So send me an email or our secretary an email to find out more about those. And we will also be redesigning the EE's Digest member magazine and commissioning more articles which our members will be interested in reading. So another invitation to you, to the full chapter and EE's members, if you would like to write an article on editor and editorial related events that you have attended, or you have insights to share about editorial processes or kind of working practices or developments in the publishing industry, any useful books that you've read, any websites that you regularly refer to that are useful for your work. Articles about those are all the types of material that we'd be looking for, as well as any other ideas. So again, please do get in touch with us or the editor of the Digest with any ideas for submitting articles. And similarly, the EES Journal, European Science Editing, remains a diamond open access platform, free to submit, publish, and read for everyone. So we'd love to receive new research investigating any aspects of editorial and publishing within the scope of EES. Since we relaunched the journal last year as an open access diamond journal, we have been receiving lots more very interesting articles on lots of editorial processes. And the journal has been receiving thousands of views, full text reads every month. So we're now, last month in May, almost 7,000 views of articles in the journal. And it's like this trajectory, I would love to keep increasing. And it's testament to the interesting types of articles that we are publishing. And also our alternative metric attention scores are increasing as well, with a lot of kind of sharing and attention from interested researchers. So we are working on developing the journal. Stop sharing. Always working on developing the journal and always interested in any relevant research within the scope of the journal. So those are just some of the activities that we've been doing as the council and the different communities around the association that I wanted to mention here as a special introduction for this chapter session. I won't take up too much more of your time because I know you have a very packed schedule with lots of really interesting looking sessions. And hopefully I will see many of you at the conference next week and at more webinars and EES events and sessions like this later in the year. So thank you very much for having me, and I shall pass over to Professor Tanner for the rest of the session. Thank you very much, Duncan. Thank you. It's a great honor for us to have you here, and we wish you good success in the new period of EES as a new president. Congratulations again. Thank you. I think you will join to another regional chapters events today. Yes, that's right. I have to leave now to go to another event. But yes, thank you very much for having me. And I hope the rest of your session goes very well. I'm sure it definitely will. Thank you very much. Thanks very much. See you. Okay, see you soon. Bye. Değerli katılımcılarımız, şimdi sözü Profesör Doktor Taner Kemal Erdağ hocama, moderatör olarak oturumu yönetecek olan Taner hocama devretmek istiyorum. Kendileri Turkish Archives of Otolaryngology dergisinin baş editörü ve EAS üyesidir.
EASE Türkiye chapter'ında da başkan yardımcısıdır. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesidir. Sizlerden ricamız 2 saatlik süre içinde yani saat 3'e kadar paneli sonlandırmamız. Çünkü 3.30'da diğer panel başlayacağı için süreye dikkat edilirse çok seviniriz. Başarılı toplantılar dileyerek sözü Taner Hocam'a bırakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Cem Hocam. Öncelikle ben bu güzel sempozyumun hazırlanmasında emeği geçen başta siz EASE Türkiye Şubesi Başkanı size ve tüm konuşmacılara ve yine bu toplantının organize edilmesine büyük desteği olan AVSE'nin evine teşekkür etmek istiyorum. Sempozyum konu başlıklarına bakarsanız oldukça farklı başlıklar, güzel başlıklar olduğunu göreceksiniz. Ben sempozyumun tüm katılımcılara yarar sağlamasını diliyorum. İlk panelimizin başlığı bilimsel dergilerin sürdürülebilir kalkınma amaçları açısından sorumlulukları. Birçok konuşmacımız var. Ben Fatman Ayanoğlu hocamla başlamak istiyorum. Kendisi Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin işletme bölümünde görev alıyor. Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi editörü. Aynı zamanda ekonomik ve sosyal alanda Kadın Çalışmaları Uygulama Araştırma Merkezi müdürü. Fatma Ayanoğlu hocamın, Profesör Doktor Fatma Ayanoğlu hocamın konusu Kadın Araştırmaları Merkezi'nin bilime ve bilimsel yayıncılığa katkısı. Buyurun Fatma hocam, söz sizde. Değerli hocam, çok teşekkür ederim. Öncelikle bu kadar güzel bir konuyu işlediği için başta Cem Uzun hocamız olmak üzere sizlere ve bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ortalama 10 dakika mı var hocam? Ben ona göre organize olayım konuşmam için. Konuşmalar için 7-8 dakika uygun görülmüştü en başta. Tamam. Evet. Şimdi burada evet sizin de beni tanıttığınız gibi bir kere ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği. Burada ben bu anlamda da bu kadar farklı kurumlardaki değerli konukları bir araya getirdiğiniz ve bu koordinasyonu da sağladığınız için bunun önemine de tekrar vurgu yapmak istiyorum ve bu anlamda da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum sizlere. Şimdi ben burada evet ben Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesiyim ama buradaki benim konuşmamın ve bulunmamın sebebi Türkiye'nin ilk kurulan kadın araştırma merkezi olan 1992 yılında kurulmuş. Resmi gazete eşliğinde YÖK'e bağlı olarak ilk kurulan merkezinin müdürlüğünü yapıyor olmam ve bu görev vazifesiyle şu anda aranızdayım. Merkezimizde kısaca tanıtayım. Şu anda hem bilimsel çalışmalar yapılıyor hem de aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri yapılıyor. Kısaca Google'da araştırmak isterseniz Eskar Marmara olarak görebilirsiniz ve oradan çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Tabii bir devlet üniversitesi sitesine bağlı olmak tıpkı bir devlet kurumuymuş gibi çalışmayı gerektiriyor. Ancak biz bir özel sektör mantığıyla 7/24 çalışıyoruz. Merkezimiz oldukça aktif ve şu anda diğer kurumlar, gerek bakanlıklar, ilgili bakanlıklar, gerek kadın STK'lar veya dergi yazarları tarafından, makale yazarları tarafından takip edilen bir merkez. Fakat maalesef ilk kurulan olmamıza rağmen ve daha sonra YÖK bütün üniversitelerde gerek devlet gerek özel üniversitelerde kadın araştırma merkezlerinin kurulmasını zorunlu bırakmasına rağmen kurumumuz, ben 2 yıldır müdürlüğünü yapıyorum, kurumumuzun gerçekten diğer kurumlarda olduğu gibi çok fazla diğer kurumlar tarafından bilinmediği gerçeğini ben burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu anlamda da bu kurumların çok güzel çalışmalar yapan, bu anlamda çok güzel dergiler ve yayınlar üreten bu kurumların bu anlamda da bu çalışmalarda daha çok yer alması ve daha çok birlikte projeler üretmemizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bizim merkezimizde ben dediğim gibi birçok konferanslar, çalışmalar, çalıştaylar, kongreler düzenleniyor ama çok önemli bir şey daha var merkezimizde. Bir dergi çıkarıyoruz Haziran 2017'den beri ve ülkemizin gerçekten çok önemli konularından biri olan toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dergisini çıkartıyoruz.
bu dergiyle ilgili şu anda ben derginin baş editörüyüm ve bir yardımcım var. Bizim Marmara İletişim'den bir hocamız var. Bu dergiyi yılda iki kere hakemli, tamamen toplumsal cinsiyet eşitliği konularını alarak, gerçekten makaleleri hakem sürecinden titizlikle eleyerek üretmeye çalışıyoruz. Çünkü dediğim gibi ilk olmanın ve herkes tarafından takip ediliyor olmanın bir sorumluluğunu yaşıyoruz. Şu anda da dergimizle ilgili uluslararasılaşma çalışmalarını, yani uluslararası standartlara girebilmesi için gerekli kriterleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ancak buna rağmen tekrar da bu alanda çalışan öğretim üyesi ve akademisyenlerin takip etmelerinin dışında diğer insanların dergilerimizle alakalı, sadece ben kendi dergimden bahsetmiyorum, diğer dergilerle alakalı gerçekten bir haberdar olmama durumunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ancak belli bir kuruma bağlı olarak, sürdürülebilirliği vurgu yaptı Cem hocamız, belli bir kuruma bağlı olarak çıkarılan bu dergilerinde sürdürülebilirlik açısından oldukça önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Çünkü kurumların çıkardığı dergiler gerçekten süreklilik esasıyla ve sürdürülebilirlik esasıyla belli bir kuruma da bağlı oldukları için hem titiz çalışmaları hem de gerçekten diğer bilimsel kriterleri en ince detayına kadar yerine getirmelerinden dolayı gerek bu bilim kurullarında gerek hakem kurullarında gerek editoryal sürecin tamamında işlendiğini vurgulamak istiyorum. O yüzden kurumlarımıza bağlı olarak çıkarılan, sadece bizim merkezde değil diğer bütün kurumlara bağlı çıkarılan dergilerde sürdürülebilirliğin ve sürekliliğin çok önemli olduğunu ve bunun topluma olumlu bir yanda fayda yaptığını belirtmek istiyorum. Yalnız yaşadığımız sorunlar var. Editörlük sürecinde, şimdi ben oraya merkez müdürü olduktan sonra, genelde kurumlarda öyle oluyor, merkez müdürü direkt otomatik olarak baş editör olarak atanıyor. Şimdi benim daha evvel dergiyle ilgili, dergi editörlüğüyle ilgili hiçbir bilgim yoktu. Bu iki sene içerisinde elbette ki kendimizi geliştirdik ve gerekli bütün çalışmaları ekibimizle beraber yaptık. Ancak eminim bu alanda özellikle kurumlara bağlı dergi çıkaran hocalarımızın editörlüğünde belki yardım edebileceğimiz, onlara destek olabileceğimiz veya bir portal olur, onların nasıl bu süreci ilerletmeleri yolunda bir yol gösterici rehber olabilir, bilemiyorum. Bu anlamda yapılacak olan çalışmanın gerek bakanlıklar, gerek diğer üniversiteler, enstitüler tarafından çıkarılan dergilerde, bu sadece benim sorunum değil, gerçekten enstitülerimizde de biz aynı sorunu yaşıyoruz. Çünkü gelen enstitü müdürleri otomatik olarak Cem hocamın da bildiği gibi, sizlerin de bildiği gibi dergi editörü oluyorlar ve daha evvel bu deneyimi bilmeyen hocalarımız nereden nasıl başlayacağını bilemiyorlar. Bu bence çok önemli bir husus. Bu konuyla ilgili bir destekleme projesi veya bir çalışma yapılabilirse birçok insana faydalı olacağımıza inanıyorum. Yine dergilere gelen makale yayım sürecinde yaşadığımız bir diğer sorun, hakemlik sürecinde maalesef hakemlerin, bu anlamda sizler de yaşıyorsunuzdur, biraz daha hassas olabilecekleri farkındalık halinde, yani o zaman süresi, gelen makalenin incelenmesi vesaire konusunda yine biz bazı sorunlar yaşıyoruz, özellikle o kriterlerin incelenmesi noktasında. Dediğim gibi bizim dergimiz Haziran 2017'den beri faaliyette bulunuyor. Yılda iki kere çıkıyor ve kesinlikle kriterlere uygun olmayan makaleleri hiçbir şekilde, biz normalde dört tane makalenin altına inmemeye çalışıyoruz. Ama gelmediyse eğer ve uygun değilse kesinlikle yayınlamıyoruz. Yani daha az sayıyla çıkıyoruz ama o kriterleri sağlayan makaleleri yayınlıyoruz. Bu anlamda da bu alanı takip eden camia tarafından gerçekten ilgiyle ve sürekli takip ediliyoruz. Fakat bu çalışmaların duyurulması, çünkü biz devlet üniversitesine bağlı bir merkezden çıkarıyoruz bu dergiyi. Bildiğiniz gibi hani çok fazla reklam yapma veya işte koordinasyon anlamında, tanıtım anlamında çok fazla bir alanımız yok açıkçası. Bazen kongrelerde sizler gibi değerli arkadaşlarımızla, akademisyenlerle tanıştığımızda, aa hocam öyle mi varmış, biz de yayınlamak için ya da bu çalışmayı göndermek için dergi arıyorduk gibi cümlelerle karşılaşıyoruz. Bunu da ben hemen belirteyim.
Dergimizin özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği, gerek kadın istihdamından iş yaşamında, gerek kadına şiddete varana kadar çok geniş perspektiften toplumsal cinsiyet eşitliğini ele alan bütün çalışmaları alması ve resmi bir kuruma bağlı olması açısından önemini ben bir kez daha burada vurgulamak istiyorum. Bu güzel kongrede bizlere de hem merkez hem Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dergisindeki yaşadığımız süreci sizlere aktarmamız açısından bu fırsatı verdiğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Başarılı bir konferans ve kongre olmasını diliyorum. Çok teşekkürler Taner Hocam. Zannediyorum süreye tam 7 dakika tuttum hocam. Tam 7. dakikada bitirdim. Çok teşekkür ederim. Duyarlılığınız için, sunumunuz için de teşekkür ederim. Ben şimdi ikinci konuşmayı yapmak üzere Ebru Zümrüt Boyacıoğlu hocamı davet edeceğim. Kendisi Trakya Üniversitesi'nden Sosyal Bilimler Dergisi alan editörü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde, aynı zamanda Kadın Sorunları Uygulama Araştırma Merkezi Danışma Kurulu üyesi. Konu başlığını ekranda görüyorsunuz. Sürdürülebilir kalkınma bağlamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin akademik yayıncılığa yansımaları. Buyurun Ebru Hocam. Teşekkür ediyorum Taner Hocam. Ben de böylesine anlamlı ve akademik açıdan ciddi katkı yapacağına inandığım bir etkinlikte olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ederek başlamak istiyorum. Öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliğinin ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasında önemli bir fırsat ve bir gereklilik olduğunu savunduğumu belirterek sözlerime başlıyorum. Aslında kadın erkek eşitliğine yönelik politika oluşturma gerek Birleşmiş Milletler nezdinde gerekse ulusların anayasalarında mevcut. İşte insan hakları evrensel bildirgesinin 1. maddesi, anayasamızın 10. maddesi kadın erkek eşit haklara sahip olduğumuzu bize sunuyor. Ancak bu yasalar üzerindeki eşitlik soyut bir eşitliği ifade ediyor ve gerçek anlamda her zaman bu eşitliği göremeyebiliyoruz. Bu anlamda 20. yüzyılda toplumsal cinsiyet eşitliği önem kazanarak tüm bireylerin her alanda eşit yer alması, görülebilmesi, temsil edilmesi ve güçlenmesine odaklanan bir yaklaşım. Bu yaklaşım ile bireyleri cinsiyeti nedeniyle hiçbir şekilde ayrımcılığa uğramaması hedefleniyor. Ancak ne yazık ki günümüzde yapılan araştırmalar gösteriyor ki dünyada hiçbir ülke tam olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilmiş değil. En son Dünya Ekonomik Forumu 2021 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinde 156 ülke arasında sıralama gerçekleştirilmiş. Zirvede Kuzey Avrupa ülkelerini görüyoruz. Türkiye 133. sırada. Bu gerçekten ülkemiz açısından bir eşitsizlik durumunu işaret ediyor. Özellikle sürdürülebilir kalkınma ve akademik yayıncılığa odaklanacak olursam, sürdürülebilir kalkınma 1987 yılında literatüre kazandırılmış bir kavram Brundtland raporuyla ve günümüzde artık 21. yüzyılda da 20. yüzyılda başlayıp 21. yüzyılda da büyük önem kazanmış ve ülkelerin temel hedefleri. Altında yatan temel strateji, gelecek nesilleri herhangi bir riske atmadan günümüz kalkınma stratejilerini devam ettirebilmek, gerçekleştirebilmek. Çok geniş kapsamlı bir yaklaşım, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı. Ekonomik boyutu, sosyal, kültürel, çevresel pek çok açıdan kazanımlar sağlıyor ülkelere. Ve bu doğrultuda Birleşmiş Milletler 2000 yılında 1000 yıl kalkınma hedefleri oluşturdu. 8 ana başlık üzerinde. Bu hedefler 2015 yılında revize edildi ve 17 ana hedefe
çıkarıldı ve 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Birleşmiş Milletler nezdinde ele alınan unsurlar bunlar. Ve bunlardan biri de temel hedeflerden beşincisi olan toplumsal cinsiyet eşitliği özellikle odaklandığımız unsur. Her açıdan tüm bireylerin eşit haklara, imkanlara sahip olmasını, işte ayrımcılığa maruz kalmamasını kapsıyor. Aslında tek bir ana hedef gibi gözükmesine rağmen yer alan 16 hedefin onunun alt hedeflerinde de doğrudan veya dolaylı olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine rastlıyoruz. Akademik yayıncılıkla toplumsal cinsiyet eşitliğine geldiğimizde akademi ve akademik yayınlar biliyorsunuz ki bilimin gelişmesinde akademik anlamda ülkelerin refah seviyesinin artmasında da çok önemli unsurlar. Bu açıdan paydaşları da gerek dergi editörleri gerekse araştırmacılar. Bu paydaşların özellikle toplumsal cinsiyet açısından da bir takım sorumlulukları var. Özellikle dergi editörlerinin rolü ve dergilerde uygulanan yayın politikaları toplumsal cinsiyet eşitliği açısından son derece önem arz ediyor. Araştırmacılar açısından da araştırmaların bu konuya yaklaşımı, araştırma tasarımlarında toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik ne tür bir tutum izledikleri de son derece önemli. Tüm bu hedefler doğrultusunda daha sistematik bir sonuca odaklanabilmek için bir takım uluslararası standart yönergelerin geliştirilmesi anlamlı. Bu anlamda yapılan çalışmalar var. Özellikle bu çalışmaların daha çok tıp dergileri, editörleri kurulunca ilk olarak Amerika'da gerçekleştiğini görüyoruz. Bu anlamda Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisinde Cem hocamız ve Müge Atakan arkadaşımızın yayına hazırladığı çeviri makale de gerçekten bir yol gösterici kılavuz niteliğinde. Ben de çok faydalanıyorum bu çalışmadan. Bu tıp dergisi editörleri 2010 yılında özellikle bu konuya odaklanarak cinsiyet ve toplumsal cinsiyet açısından bu konuların raporlanması amacıyla araştırmacılara bir yönerge hazırlamışlar. Hemen ardından EAS bu konuya ciddi bir ilgi göstererek Toplumsal Cinsiyet Politikası Komitesi oluşturmuş. Ev sahipliğini yaptı, ev sahibimiz olan birlik. Bu da çok anlamlı gerçekten ve çalıştaylar, çeşitli toplantılar düzenleyerek bu konuda ki duyarlılığını göstermiş aslında. Ve en nihayetinde yaklaşık 716 dergi editörü ve bilim insanını dahil edecek bir araştırma yaparak editörlerin dergilerinde cinsiyet veya toplumsal cinsiyet politikaları oranının yaklaşık %7 oranında olduğunu tespit etmiş. Ve bu bir soruna işaret ediyor aslında. Bu konuda bir politika belgesi geliştirmek veya gerek editörlere gerekse araştırmacılara kılavuz niteliğinde olacak SAGER diye kısaltılan cinsiyet ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin raporlanması için bir dizi yönerge geliştirmiş. Bu anlamda günümüzde gerek editörlerin, gerek yayın evlerinin, üniversitelerinin, biraz önce Fatma hocamızın da söylediği gibi araştırma merkezlerinin, bu konudaki araştırma merkezlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının bu konulara odaklandığını ve bu konuda çalışmalar yaptığını görüyoruz. Ancak sonuçlar bu ilerlemenin biraz yavaş olduğunu gösteriyor bize. Yani bu konuda daha atılması gereken önemli adımların olduğunu ve hepimize bu anlamda görevler düştüğünü gösteriyor. O SAGER yönergelerinin şematik gösterimi de yani hangi unsurları dikkate alarak editörler yola devam etsinler bu süreçte onu da grafikte, slaytta görebilirsiniz. Tabii toplumsal cinsiyet aslında tabii ki sürdürülebilir kalkınma açısından son derece önemli ama bu akademik yayıncılıkta da
aynı şekilde önemli olduğunu gösteriyor bize. Özellikle akademik yayıncılık anlamında dergilerde bu toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik politika belgelerinin varlığı, editöryel kadro, hakemler arasındaki kadın erkek dengesi, bunun hatta bilim kurullarına ve yazarlara kadar ki durumu önem arz ediyor toplumsal cinsiyet eşitliği açısından. Yine son dönemde yapılan bir araştırma verilerini paylaşmak istiyorum. Amerika çıkışlı bir araştırma makalesi 2020 yılında yayınlandı ve yaklaşık 83 ülke ve 13 farklı disiplini kapsayan bir araştırma, yaklaşık 1,5 milyondan fazla yazarın akademik yayınları bibliometrik yöntemle incelenmiş ve yaklaşık son 60 yıldaki değerlendirme dikkate alınmış. Bu verilere göre kadınların bilime katılımlarındaki artışa hem üretkenlik hem de etki açısından cinsiyet farklılıklarında da artış eşlik ettiği belirlenmiş. Ve erkeklerle kadınların benzer oranda bir yayın yaptıkları tespit edilmiş. Ancak kariyer açısından karşılaştırmalar yapıldığında bu yayınların eşdeğer bir etkiye ne yazık ki sahip olamadığı tespit edilmiş. Bu da gerçekten çarpıcı bir araştırma sonucu. Türkiye'deki durum açısından hemen kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Özellikle Türkiye'deki akademik hakemli dergilere elektronik hizmet veren Dergi Park üzerinden yaptığım araştırma bu. Dergi Park'ta çok sayıda makale, dergi ve araştırmacı ve yayıncı var. Ama toplumsal cinsiyet anahtar kelimelerine yönelik bir arama yaptığımda 33.525 makaleye, 78 dergiye, 1448 araştırmacıya ulaşabildim. Ve yayıncılarda bu durum ne yazık ki mevcut değildi, sıfırdı. Oranlara baktığımızda ne yazık ki bu konunun akademi nezdinde çok yüksek oranlı incelenmediğini görüyoruz. Tabii ki buradaki sınırlılık Dergi Park üzerinden, onu vurgulamak istiyorum ama yine de bu oranlar konuyu ele alma açısından bize bir durum tespiti de veriyor. Ne yazık ki toplumsal cinsiyet eşitsizliği akademik anlamda, yayıncılık anlamında ve yayınlar anlamında da mevcut. Aslında bu sadece kadınların sorunu değil, toplumun bir sorunu. Hatta bir demokratikleşme sorunu. O nedenle adına ister politika belgesi deyin, ister kota deyin, ister pozitif ayrımcılık deyin, bir takım yasal düzenlemelere ihtiyaç var. En azından eşitliği sağlayana kadar. Daha sonra zaten normalleşip içselleştirince bu belgelere belki de gerek kalmaksızın hayatımıza devam edebiliyoruz. Tabii bu yönde bir takım öneriler geliştirmek mümkün. Bunlardan sadece birkaçı burada. Çok sayıda öneri geliştirebiliriz. Ancak her öneri, bu öneriler her çalışmaya da uygun olmayabilir. O nedenle politika belgeleri oluştururken özellikle editörün bu konuda ya da editör kurullarının yetkili olduğunu da ifade etmek istiyorum. Hangi araştırmaya, hangi çalışmaya bu önerilerle yaklaşılacağı editörün inisiyatifinde. Ebru Hocam, özür dilerim. Süremizi bir oldukça aştık. Tamam, hemen tamamlıyorum hocam. Evet. Önceliklerimiz tabii ki bu eşitliğin sağlanması her alanda ve eşitsizliğin eliminasyonu. Ana akım yaklaşımı tüm alanlara yerleştirilmeden hedeflere ulaşmak mümkün değil. O nedenle ülkenin koşulları aslında, daha doğrusu ülke koşullarının optimizasyonu son derece önemli. En son Ulu Önderimizin 1928 yılındaki söylediği bir cümleyle tamamlamak istiyorum. Süremi aştığım için çok özür diliyorum. Saygınız ve anlayışınız için de çok teşekkür ediyorum. Edirne'den selamlar. Evet, sunumunuz için teşekkür ediyorum. Bizlerden de Edirne'ye çok selam. Üçüncü konuşmacı olarak ben Aysel Ersoy Yılmaz hocamı davet ediyorum. Kendisi İstanbul Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde görevli. Aynı zamanda Elektrika dergisinin editör yardımcısı. Konu başlığı kadın editör deneyimi.
Buyurun Aysel Hocam. Merhaba hocam. Şöyle ben de sunumumu için büyüteyim birazcık. Burada Ebru hocama çok teşekkür ediyorum. Çok böyle kıymetli bilgiler verdi. Aynı şekilde Fatma hocama da teşekkür ederim. Gerçekten çok kıymetli bilgiler verdi. Ben kendi deneyim sürecimi anlatacağım bu kadın editör olarak da. Mühendislikte yayın yapan bir dergideyim ben. Yani bizimkisi sosyal bilimlerden ya da kadınla ilgili direkt bir dergi olmamakla birlikte mühendislik zınarının açısından nasıl ilerliyor ondan bahsedeceğim. Elektrika'da ben yaklaşık 21 yıldır falan görev alıyorum. Son 11 yılında da editör yardımcılığı görevlerini üstlendim, editörlük görevlerini üstlendim. Bilimsel dergilerin sürdürülebilir kalkınma amaçlarında bir toplumun A noktasından B noktasına götürme noktasındaki başarısını hiçbirimiz inkar edemeyiz. Yani yaptığınızı yazabiliyorsanız, yazdığınız makale etkileşim alıyorsa, dolayısıyla da hani bugün Amerika'nın ve diğer işte Almanya'nın geldiği noktaya baktığımızda bunun aslında ne kadar kıymetli, ne kadar önemli olduğunu hepimiz farkındayız. Ben burada tabii kendi deneyimimden şunu gördüm. En azından ULAK BİM yayınlarının bir doçentlik kriteri olması pek çok enstitümüzde, yani fen bilimleri, sosyal bilimler, sağlık bilimleri hiç fark etmez ya da hepsinin bir arada olduğu lisansüstü eğitim enstitüleri olsun. Pek çoğunda eskiden sadece doktorada olan yayın koşulu artık biliyorsunuz bazı üniversitelerimizde lisansa kadar inmiş durumda ve hani böyle bir yayın yapma zorunluluğu ile birlikte biz editörleri oldukça zorluyor. Çünkü hem yüksek lisans öğrencilerinden hem de lisans öğrencilerinden inanın ben Hindistan'dan bile kendi dergim açısından söylüyorum. Her ay böyle bir 5-10 tane lisans öğrencisinin yayınıyla karşı karşıya kalıyorum. Tabii bizim kıymetli üniversitelerimizden de öğrenciler yayınlarını yolluyorlar. Ve en nihayetinde bu öğrencileri yaptıkları çalışmanın böyle ben çok şeyi sevmiyorum. İşte çalışmanız özgün değildir, skopumuz da değildir falan reddetmek yerine uzun uzun yazıyorum. İşte hayata bu çalışmaların akademik hayatlarının çok başlarında olduklarını, bu yaptıklarının mevcut bir uygulamanın aynı şekilde tekrar edilmesi olduğunu, başarımlarını her ne kadar yeni bir modellemeyle de yapsalar çok da anlamlı olmadığını uzun uzun yazıyorum ben bu arkadaşlara. Belki de öyle yapmamak lazım ama direkt şöyle bir yanıtla karşılaşıyorsunuz siz. Hocam ama işte siz de bu yollardan geçtiniz. Hocam işte neden ama şu açılardan benimkisi şöyle bir özgünlüğü vardı gibi garip tuhaf polemiklerin içerisinde buluyoruz kendimizi. Ama yine de dediğim gibi bence en azından lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yaptıkları çalışmalardan yayın yapmaları ile ilgili bu kriterlerin hani Fatma hocamız az önce andı ya bence bunun da bir değerlendirilmesi ve zorunlu olmaması gerekiyor. Yani çocuk yapabiliyorsa yapsın, çalışması herkesin çok çok muhteşem özgünlükte olması gerekmiyor diye düşünüyorum ben. Sonrasında çünkü hem öğrenciler için hem de bizler için çok zorlu bir süreç başlıyor. Dediğim gibi 20 yıldır bu akademik yayıncılığın içerisindeyim. Çok şanslıyım. İstanbul Üniversitesi'nde de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa altında da biz her zaman maddi anlamda destek aldık. Özellikle de son 6 yılımızı Aves Yayıncılık'la birlikte geçiriyorduk ve bize çok ciddi anlamda destek oluyorlar. Çünkü sizler de biliyorsunuz akademik yayıncılıkta bir basım aşaması var, tasarımlar var. Bu tasarımları kimin yapacağı var ve bu maddi yükümlülükler için bir takım destekler bulmak çok zor. Kimse hani kara kaşına, kara gözüne çok da böyle bir ilerlemelerle biz hani olmadığını hepimiz kendi editörlük deneyimlerimizden biliyoruz. Biz o anlamda çok şanslıyız. Dolayısıyla da bence artık bu online'lar konusunda da üniversitelerin özellikle üniversite dergileri ve diğer dergilerin destek alması gerektiğini ben gerek koşulu, yeter koşulu olarak da bir şekilde anılması, bir yerlerde konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Fatma Hocam da bahsetti, Zümrüt Hocam da biraz değindi. Hakemlik durumları var biliyorsunuz ve derginizin aslında kalitesini belirleyen şey ne ekibiniz ne tasarımınız
onlardan bence çok çok daha önemli olarak da hakemlik süreçlerimiz. Ve buradaki işte hakemlerin de ne kadar yetkin olduğuyla ilgili bir problem var. Gerek Tabons'ta gerek de diğer web sitelerinde işte hakemlerin değerlendirmelerine verilen puanlar gibi bir takım kriterlerle işte doğru ve olması gereken hakemi bulma sürecinde gerçekten zorluk yaşıyoruz. Kimi zaman bu işte karikatürde de görüldüğü gibi bir elmanın içerisindeki işte vitaminlerin ne kadar fazla olduğuyla ilgili bir çalışmaya dahi bazen işte birisi diyebiliyor ki ben bu elmanın arama yapmasını da istiyorum gibi bir yorumla da karşılaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla hakemlik süreçleri gerçekten her editör için bence büyük bir sıkıntı olarak karşımızda çıkıyor. Çok da fazla vaktinizi de almak istemiyorum çünkü aşağıdan da sorular da akıyor. Ben kendi editör deneyimden ve sizin soracağınız sorulardan doğru en azından mühendislikte bir dergi olaraktan cevap vermek isterim. Varsa eğer bu anlamda sorular, en sonunda bunlar cevaplanacak dendiği için o kısma kadar ben sessizde bekleyeyim. Olur mu Tamer Hocam? Tabii ki. Önce diğer arkadaşların da süreleri de dengelemeye almış olayım. Tamam. Sağ olun. Zamana da hassasiyetli uydunuz. Teşekkür ederim. Sunumunuz için teşekkür ederim. Şimdi cinsiyet eşitliğinden, kadın editörlerden ilk konuya girdik ama esas başlığımız olan sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve bunun bilimsel yayıncılıkla ilişkisini öğrenmek üzere ben sözü şimdi Sezai Erciçli Hocama bırakmak istiyorum. Kendisi Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde görevli hocamız ve aynı zamanda Turkish Journal of Agriculture and Forestry dergisinin editörü. Sezai Hocam buyurun, söz sizde. Taner Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de bu güzel organizasyonu yapan başta Cem Hocamız olmak üzere bütün arkadaşlara saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Paylaşımı yaptım ama görebiliyor musunuz? Görebiliyoruz, evet hocam. Evet, ben 7 dakikalık süre içerisinde sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle bilimsel yayıncılık ilişkisi konusuna değinmek istiyorum. Siz de belirttiniz, bizim dergi Turkish Journal of Agriculture and Forestry 2014 yılından beri baş editörlüğünü yapıyorum. Scopus'ta Q1'iz, Web of Science'da ise Q2'yiz. Yalnız bu yıl Q1 olacağız. Türkiye'nin de ilk Q1 dergisi olacağız inşallah. Öyle ümit ediyoruz. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini biraz daha önceki konuşmacılarımız bahsetti. 2015 yılında başladı. 2030 yılına kadar devam edecek zamandan kazanmak açısından. Gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkeler tarafından küresel bir ortaklık çerçevesinde 17 sürdürülebilir kalkınma hedefini acilen eyleme geçirmek programın temel amacı. Ana başlıkları yoksulluğu ve diğer yoksullukları sona erdirmek, iklim değişikliği, sağlık ve eğitim sistemlerini iyileştirmek, eşitsizliği azaltmak, ekonomik büyümeyi teşvik etmek. Evet, asıl konuya geliyorum. Sürdürülebilir kalkınma hedefiyle bilimsel yayıncılık nerede kesişecek? Dergilerin temel çalışma alanları yaşam bilimleri, yer bilimleri, çevre, sürdürülebilirlik, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konular. Aslında bunlar SKH'ların da sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde tek tek ana başlıkları. Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle dergilerin konu başlıkları, yani tek tek dergiyi ele aldığımızda işte tarım dergisi veya sağlıkla ilgili bir dergi yüksek uyumluluk gösteriyor. Bu büyük bir avantaj. Yine dergilerdeki araştırmalar sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçeğe dönüştürme için çok önemli bir arayüz konumunda. Birazdan bahsedeceğim büyük yayın evlerinin temel şeyleri de bu. Şu son anlattığım, özellikle dergilerden beklentileri şu, bilimsel dergilerden. Yani bu SDG dediğimiz sürdürülebilir kalkınma hedeflerini realiteye nasıl dönüştüreceğiz? Yani burada dergiler gerçekten çok önemli bir arayüz olacaklar. Peki neyi konuşuyoruz?
Bence konu bizim için de yeni. Aslında dergiler için de konu çok yeni. Yani bütün büyük dergilerin yayın evlerine baktığımız zaman onların da şu an yani şu dönemde birazdan yine bahsedeceğim. Kafaları çok netleşmedi. Yani ne yapacaklarını çok iyi bilmiyorlar. Bir takım şeyler yapıyorlar ama üniversitelere benzetiyorum ben. Üniversitelerde işte Türkiye'de 220'nin üzerinde üniversite var. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini işleyen üniversite sayısı 6-7 civarında. Üniversitelerde için de bu konu çok yeni. Dergilerde de aynı şey söz konusu. Dergiler şu aşamada konumlama sürecinde. Yani herhangi bir dergi kendi dergi içeriğiyle 17 tane SKH uyumunu nerede sağlayacak? Hangi başlıklara yoğunlaşacak? Çünkü burada da şöyle bir kafa karışıklığı oluşuyor. Bir dergi 4 tane SKH'ya hitap edebiliyor. Dolayısıyla onları öncelendirmek için çaba harcıyor. Yani karasal yaşam mı öne alacağız yoksa yoksul açlığı mı vesaire. Algoritma bazı dergiler güzel bir çalışma yapmışlar. Birazdan göstereceğim. Anahtar kelime girdiğiniz zaman o dergideki makalenin hangi SKH ile bağlantısı olduğunu direkt veriyor. Bu şu aşamada geldiğimiz en iyi noktalardan bir tanesi. SKH özel sayı çıkarmaya başladı dergiler. Sürdürülebilir kalkınma hedefiyle bu 17 tane şeyden başlıktan bir tanesini özel sayı olarak çıkarıyor. Son şey bizi çok bağlıyor. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi Yayıncılar Sözleşmesi. Bu birçok büyük yine yayın evi, başta Springer ve Elsevier olmak üzere Springer, Nature ve Elsevier bu Yayıncılar Sözleşmesi'ni imzaladılar. Bu çok önemli bir gelişme bizim açımızdan. Örneklere geçmek istiyorum. Örneğin MDPI çok büyük bir yayın evi biliyorsunuz, İsviçre merkezli. Şu an özel sayılar çıkarmaya başladı. Örneğin Sustainability diye bir dergi var. Q2'de çok iyi bir dergi. Şurada impact faktörü ve Scopus'taki skorunu görüyorsunuz. Implementation of the Sustainable Development Goals. Aslında her şey şurada kilitleniyor. Yani uygulama, şu an uygulama aşamasında biliyorsunuz bu 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedefi. Dergilerde de böyle. Örneğin Taylor and Francis'e baktığımızda onun işte International Journal of Sustainable Development and World Ecology dergisinde hemen sol tarafta hangi SDG ile bağlantısı, yani SKH, bunu biz Türkiye'ye SKH olarak çeviriyoruz, bağlantısı olduğunu ifade ediyor ama işte bu dergilerde böyle o algoritmayı göremiyoruz. Yani yayın hangisiyle şey yapıyor, full match oluyor veya partly match oluyor, onu görmemiz mümkün değil. Yine Hollanda merkezli IOS Press var. Bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerine odaklandığını web sitesinde çok net olarak ifade ediyor. Aralık 2020'de IOS Press Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefi Yayıncılar Sözleşmesi'ne üye olarak sürdürülebilir uygulamalar geliştirmeye ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini, yani SKH'ları bilgilendirmeye ve geliştirmeye yardımcı olacak kitaplar ve dergiler yayınlamaya karar vermiştir. Diğer bir grup Springer Nature. Bu web sitesinden aldığım bir görüntü. Springer Nature'da yine sürdürülebilir kalkınma hedefleri programı konusunda dünyanın en zorlu sorunlarıyla mücadele eden araştırmacıların, yani bu 17 tane başlıkla çalışan araştırmacıların SKH konusundaki çalışmalarını daha görünür hale getirmeleri hedefliyor. Bu gerçekten önemli. Yani artık dergilerde şunu göreceğiz. Yayının yanında hangi SDG ile ilişkilendirildiğini de yakında görmüş olacağız. Yine bu Springer'in diğer bir hedefi aynı konuda çalışan, yani aynı SDG'ler konusunda çalışan araştırıcıları da bir araya getirmeyi, bunlarla ilgili
özel sayılar çıkarmayı düşünüyorlar. Birkaç tane slaytım kaldı Taner Hocam. Zamana riayet edeceğim. Merak etmesin arkadaşlarımız. 7 dakika içerisinde bitireceğim. Yine Taylor and Francis, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri girişimini desteklemek ve üniversite araştırmacılarının ve öğrencilerin insanlığın en büyük zorluklarını anlamasına ve ele almasına yardımcı olmak için dünyanın en büyük uzman kütüphanesini oluşturmuştur. Şurada görüyorsunuz Sustainable Development